Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sıcak bir gelişme yaşandı ve bunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Sürpriz bir talip geldi ve sürpriz bir isimle Trabzonspor takımı eski oyuncusuyla bir kez daha anlaşmak üzere. Her an her şey olabilir. Yarın oyuncu kararını verecek. Bu detayları şimdi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Yorumlayalım bakalım gazetecilerin yapmış olduğu bu haberleri. Elimden geldiğince sizlere aktaracağım. Mendy'den de bir geri dönüş var. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağım. Tabi Steven Azate ile alakalı teknik direktörünün bir açıklaması var. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağım. Çok kısa süre önce bir canlı yayın gerçekleştirdik. İzlemeyenler için tabi onu izlemenizi istiyorum canlı yayınımızı. Ama şimdi çok sıcak temaslar olduğu için hemen karşınıza gelmem gerektiğini düşünüyorum en ince detayı bilmeniz gerekiyor ve ben yorum yapıyorum. Yine bir şekilde yorumlayacağız bunları. Mendy Trabzonspor takımımızın istediği bir oyuncuydu. Özellikle 1 Eylül tarihi işaret edildi. Çünkü Mendy biraz daha hani Avrupa'da kalmak istedi. Hani e, biraz daha o oynamış olduğu Fransa olabilir, İspanya olabilir. İşte Almanya'dan herhangi bir teklif gelebilir mi diye. Buraları kovaladı. Menajeri ve kendisi Türkiye'ye gelmek için birazcık zaman istedi. Çünkü diğer takımları yokladılar. Bunu teknik direktörümüzde zaten oyunculara sözleşmelerimizi önerdik ama oyuncular başka kulüplerle Avrupa'da oynamak istediklerini belirttiler ve bunun için biraz zorlandık demişti. Ama Mendy'den önemli bir iddiada Trabzonspor takımıza biraz daha bana süre verin dediği söylendi. Mendy en son maçta kadroya girememişti ama bir en son maç değil bir önceki maçta kadroya girememişti ama en sonki maçta da kadroya girdi. Ama oynamadı. Ve Mendy'de Böyle bir gelişme yaşandı. Ve Mendy kısa bir süre daha istedi Trabzonspor takımından. Bu tabii ki de bir iddia. de böyle bir gelişme var. Hemen Alzate'ye geliyorum. Özellikle merkeze şimdi yarın çok önemli detaylar olacak. Gelişmeler yaşanacak. Hemen Alzate'ye geliyorum. Canlı yayınımda bahsetmiştim ama kısa bir özet geçeceğim. Steven Alzate, Zekiri bu iki ismi biz biliyorsunuz istiyoruz Premier Lig'den. Bristol, Bristol takımından. Tam ismini söyleyemiyorum kusura bakmayın. İstiyoruz bu takım, bu oyuncuları. Ve Zekeri kiralayalım. Ee, satın alma opsiyonuyla diyoruz. Artı Steven Hazreti'yi de direkt alalım istiyoruz. 4 milyon euroya kadar çıktık biliyorsunuz. Şimdi ben bugün canlı yayında da sordum arkadaşlarıma. Steven mı Mendy mi? Çoğu arkadaşımız Steven dediğini görüyorum. Mendy diyenler de var. Sanki %60, %40 veya %50, %50 bilemiyorum tabi. Canlı yayın sürekli akışı olduğu için. Ama e, bu iki oyuncu da iyi bir oyuncu. Bakın Mendy ama 800 numara değil. Mendy 6 numara. Steven Azze'de de 8 numara. Bunu karıştırmamamız lazım. Steven Azze'de geçen sezon, geçen sezon biliyorsunuz standart ligde oynadı. 3 gol 5 asist yaptı 8 tane golü var ve yaşı da 24. Her an gelişimi açık ve teknik direktörü bu oyuncuyla alakalı. Eğer kadromda kalırsa ben kullanırım ve önemli bir oyuncu olduğunu ona hissettiririm dedi. Teknik direktörünün bu açıklaması Steven Azze'de ile alakalı. Çünkü bitme aşamasında Zekiri ve bu oyuncu Trabzonspor takımımız getirme en yakın olduğu iki oyuncu deniliyor şu anda. Ve bu teknik direktörün dün akşam bu açıklaması kafa karıştırdı. Oyuncu teknik direktörle beraber olup yan yana gelip bu detayı konuştuysa kafasında bir değişiklik olabilir. 24 yaşında genç bir oyuncu yeni bir maceraya atılmak ister. 24 yaş aslında genç değil de hani genç diyelim hani 30'lar 28'ler hani Premier Lig'den Buraya gelmek birazcık daha e, yani radikal bir karar gibi görüyorum ben. Türkiye'ye gelme fikrini Türkiye diye not alalım. Radikal bir karar olarak görüyorum. Gelinen nokta Steven ile alakalı detay bu. Şimdi arkadaşlar orta sahada tabii ki de e, önemli isimler var. Gene Polonya milli takımının oyuncusu var. E, Bartos Silis. Bu isim de çok önemliydi. Bu da 24 yaşında biliyorsunuz. Ve Polonya milli takımın oyuncusu. 6 numarada bir diğer detayımız da buydu. Rodrigo gene Arjantinli her yere basan çok önemli bir oyuncuydu. Bu da çok önemliydi ama arkadaşlar şimdi gelen yeni, yeni bilgiyle beraber Doğucan, Haspolat'la Trabzonspor takımından ayrılmasının bir gündemde. Şimdi 300, 400, 500 bin eurolar konuşuluyor ayrılabilmesi için Doğucan'ın. Şimdi biz şöyle bir baktığımız zaman Doğucan gidecek. Oraya bir Berat Özdemir hamlesi gelebilir. Bakın Berat bunun kararını vermedik. Tamamen top oyuncuda. Ben yuvası olarak görüyorum. Gençler de yetişti. Yuvası tabii ki de ilk yetiştiği yer orası ama Trabzon ben de mesela Gençler oynadım. Berat'ın transferini kendi transferime de benzetiyorum. Onu da çok fazla isteyen takım oldu. Trabzon tercih etti ve ben kendimi Gençler ne kadar oynasam, orada profesyonel olsam, orada çoğu şeyi ilk profesyonelliği yaşasam, orada da şamp ben oftaş olarak da pilot takımda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldı. Hani o duygular orada yaşasam da Gençler Birliği ve Trabzonspor benim için her zaman çok farklıdır. Ve Berat için de aynı duyguları hissettiğini düşünüyorum. Çünkü ben aynı onun geçtiği yollardan geçtim. Ve ben Berat'a göre daha fazla oynamış olabilirim. Ben 6 sezon oynadım Trabzonspor takımında. 6 sezon boyunca bulundum. Kaptanlıklar da yaptım ama Berat Trabzonspor takımında çok güzel günler geçirdiği için hani çünkü ciddi anlamda talipleri var Türkiye'de. Bir kararı Berat verecek. Kulübü Berat'ı kiralamak istiyor. Kiralık gönderelim diyorlar. Ama şimdi biz geçen sene Doğucan için 1-2 sene önce 1 milyon 200 bin euro tespit bedeli ödedik. Artı bunun 3 tak artı KDV'si var. Ama biz Doğucana yurt dışından talipleri var. Yurt dışından Doğucana 300 400 bin euro veren olur mu? Olabilir ama 500'ün üzerinde bir rakam gelir mi bilmiyorum ama en son iddialar bu şekilde olduğu için söylüyorum. Bu kadar para verip 300 bin euroya falan gönderirler mi? Kiralık mı gönderecekler Doğucan'a orasını bilmiyoruz. Orasını göreceğiz haftalar öncesinden. Hani Doğucan gözden çok düşmüştü. Ama bu hafta Doğucan oynadı. Ben şunun altını çiziyorum bakın arkadaşlar. Doğucan iyi oynadı demiyorum ama kötü de oynamadı. Ve Trabzonspor takımımızda Doğucan'a yurt dışından bir teklif geldi. Doğucan'la yollar ayrılıp satar mıyız kiralar mıyız onu göreceğiz. Çünkü Berat Özdemir gelirse kiralık gibi gözüküyor. Al, takımı Berat'ı kiralamak istiyor. Başka takıma kiralamak istiyor. Bu sezon Berat 4 tane maçta oynamış. İşte 2 dakika, 90 dakika, 60 dakika gibi Sağda kalmış. Toplam 190 küsur dakika oynamış. Son maçta kadroda olmasına rağmen Berat'ı oynatmamışlar. Şimdi size soruyorum. Doğucan ayrılığından sonra Berat Özdemir gelmeli mi? Bana göre gelmeli. Berat Özdemir, Trabzonspor takımımızın şu an ilgilendiği çok önemli detay. ilgilendiği gazeteciler haberlerini yapmışlar zaten. Hani ben şimdi bu haberleri yorumluyorum tabii ki de. Her zaman söylediğim gibi gazeteci değiliz. Berat Özdemir, Trabzonspor takımına gelsin isterim. Berat Özdemir Hani gelecek ama hangi şartlarda gelecek? Bu da önemli tabi orada da bir 20 milyon TL'ye yakın bir para kazanıyor en son. Buraya geleceğinde parası ne kadar olacak? Berat'la nasıl anlaşılacak? Kiralama bedeli ne olacak? Bilmiyorum. Menajerinin bugün orada bu işleri hallettiği ve yarın Türkiye'ye geleceği ve Berat Özdemir'in hani Berat Özdemir'in bununla alakalı kararı vereceği söylendi. Berat Özdemir kararını yarın verecek. Ben inanıyorum. Trabzonspor takımımızla temaslar kurulmuştur. Çünkü Trabzonspor takımıza yakın olduğunun haberleri çıktı. Bunun haberleri yapıldı. Ve Berat Özdemir gelir Doğucan'la ayrılıklar yaşan, ayrılık yaşanabilir. Güzel bir iş yapmış oluruz bakın. Güzel bir iş yapmış oluruz ama Doğucan giderken Doğucan'a da çok fazla aşağı yani kötü konuşmaya gerek yok. Oyuncunun kapasitesi, oyuncunun ee, oyuncunun ee, Durumu belli. Zaten ortada. Bir mesaj geldi ona baktım. Kusura bakmayın. Ve Doğucan 300 bin euro, 400 bin euro teklifler geliyor deniliyor. Bu teklifleri yukarıya taşımak istiyor Trabzonspor takımımız. Çünkü 1.2 milyon euro artı KDV verdik. Çok ciddi bir maliyet. fesih bedeli olarak oyuncuya da bir miktar para ödüyorsunuz. Son dakika Berat Özdemir gelirse. Bakın orta sahada Berat işteyse. Bana göre Korberis'e göre daha iyi olur. 6 numarada Berat'ı getirirsin. Korbelis'in olur. Oraya da işte istiyorsun mesela. Mendy gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Berat'ın gelmesiyle beraber kartlar yeniden orta sahada dağıtılabilir ama Steven Azat'e ile alakalı çok önemli bir yol kat etmiştik en son. Bu oyuncu da gelecektir muhtemelen. 8 numaraya da Steven Azat'e getirebiliriz. Ben gelirse şaşırmayacağım. Biraz tabii kolay değil transfer yapmak ama Berat'ın son dakika bu bana göre bir piyango. Hem yerli olması hem takımımızı bilmesi, camiamızı bilmesi sevilen bir isim. Ayrılışı da çok güzeldi. Berat için hayırlısı olsun demek istiyorum. Berat Trabzonspor takımıza gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. Yarın oyuncu kararını verecek. Türkiye'de İstanbul'dan isteyenler var mı bilmiyorum. Ama ben çok fazla tahmin etmiyorum. Berat'ın e, Türkiye kapısı daha açık. Türkiye diyorum Trabzonspor kapısı daha açık gibi duruyor arkadaşlar. Santofor detaylarını vermiştim. Ufak bir detay vereyim. Carlos Vinicius'tan haber bekliyoruz. Buradan geri dönüş yapılmasını bekliyoruz. Zekeri de son dakika hani bir pürüz olmazsa Trabzonspor takımı eğer biz bu oyuncu alalım gelelim değerlerse getirirler. Ama Zekeri herhangi her an bir problem her an bir pürüz Çıkar mı? Orasını göreceğiz. Yalnız bizde gibi geliyor top. Zekeri topu bizde gibi geliyor. Çünkü biz Carlos Vinicius'u zorluyoruz. Bir başka Santofor'la daha görüşüyor kulübümüz. Ben bu ismi bilmiyorum. O Santofor iddiası işte fizikli yapılı gene pivot bir Santofor deniliyor. O Santofor'dan gelecek olan haberlere bakılıyor. Şimdi Zekeri de taraftarlarımızdan, sizlerden, bizden gelen tepkiler biraz hani olursa olur olmazsa olmaz çok büyük bir kayıp değil gibi görüyoruz. Ama Trabzonspor takımımızda bir hareketlik var. Bugün bir Pazar olmasına rağmen bu böyle hareketlik oldu. Berat tarafında, Doğucan tarafında bir hareketlik var. Doğucan'ı zaten 2-3 gündür konuşuyoruz. Son maçta da oynaması biraz daha iyi oldu. Piyasa değerini arttırmış olabilir. Ee, belki biraz daha para isteyebiliriz. Bak biz bu oyuncuyu kullanıyoruz. Aslında pazarlamak da çok önemli. Bak yaşı genç. Biz bu oyuncuyu kullanıyoruz. Biz bu oyuncudan şu kadar para istiyoruz diyerek son dakika. Çünkü Doğucan isteyen takımın da belli ki önlü bir ihtiyacı var. Ve son dakikalarda bu da artık Avrupa'da transfer çoğu yerde kapandı ama transferi kapanmayan ülkelerden bir tanesinin den teklif geldiği söylendi. Fiyatlar da bu şekilde ama Doğucan'a 1.2 verilen yerde 300'e 300'e verilirse büyük skandal olur, fiyasko olur. Yerli bir oyuncu en kötü kiralamak lazım veyahut da kiralayarak satın alma opsiyonuyla zorunlu satın alma opsiyonu koymak lazım diye düşünüyorum. Berat'ın durumu ne olacak göreceğiz. Berat tercihini Trabzonspor takımından inşallah kullanır. Ben Berat'ı Trabzonspor takımımızda görmek istiyorum. Havadan iyi, yerden iyi. Bir hiç dese koşan, mücadele eden, atlayan, zıplayan, kulübü tanıyan, camiayı tanıyan bir oyuncu. Olursa tadından yenmez demek istiyorum. Can, can yayın yaparız ekstra bir gelişme olursa ama bu artık 3. videom olacak. Bugünlük bu kadar olur diye düşünüyorum. Yarın sabah daha geniş detaylı bir şekilde karşınıza gelirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.